Ee, anne bir annede kızı ve torunlarını aramak için geldi. Ay canım benim Akile'cim. 38 yaşındaki kızını ve torunlarını aramak için stüdyomuzda. Evet. Ayşegül Saltan 3 çocuğuyla beraber Bursa'dan 2 Aralık'ta kaybolmuş. İkisi kız, biri erkek torunlarınızın. Evet. Nurgül, Seher Nur ve Emre Ayaz. Nurgül 16, Seher Nur 9 Emre de 5 yaşındaymış. Ee, <laughs> Üç evlilik yapmış, son eşiyle de boşanma Yok, aşamasında. Üç evlilikte iki evlilik. İlk evliğinden Nurgül'ü, ikinci evliğinden Seher Nurla Emre'yi, son evliğinde eşiyle karşılıklı anlaşarak <laughs> bitirme kararı aldı demişsin. Yok Emre Ayaz da var, Sultan da ikinci eşinden. Tamam. Tamam. İlkinden Nurgül. Evet. İkincisi Seher Nurla Emre. Evet. Bir de son evliymiş işte. Tamam. Üç oluyor yani. Üç değil. Üç evli Neyse değil, aile değil yani boşanma aşamasında boşanamıyorlar. Mahkemede. Hmm. İkinci tamam. eşinde. Neyse anne ve çocuklarının kayıplara karışıkları gün... ...Akile Hanım evden sabah saatlerinde ayrılmış, eve döndüğünde... ...he siz beraberdiniz. Beraber. Beraberdiniz, sen eve geldin bir baktın ne kız var, ne torunlar evet, var. Evet, usta çalıştırıyorduk, biz mutfaklarımızı değiştirdik. Anladım. Sonra akşam saat 18 gibi Nurgül kendisini aramış torunu. Anneanne eve geleceğiz demiş ama bir daha kendilerine uğraşamamışsın. Evet. Ee, şüphelendiğin iki kişi var. Bu kişilerin isma, isimleri de İsmail <laughs> ve Savaş. Evet. Aman bu da evin çatı inşaatında çalışan iki kişi. Evet evet. Ha. O götürüyor zaten bunları koruma amacıyla ilk eşinden de şüpheleniyorum ben İbrahim Emir. Bunları tuzak kurup da gönderebilirdi ya içime o geldi zaten İlk aklıma gelen. Savaşla savaş getiriyor o savaş evren diye birisi. Usta yanında çatı kaynakçı olaraktan getiriyor. O günü benim olmadığım günü evde kaynak yaparken ev bile tutuşacakmış. Hepsi yanacaklarmış. Çocuklar korkuyla eşim bereket evde. Usta da bırakmış onları. ...getiren kişi. Yani bu ustalar yeni geldiler. Bir iki aydır... ...çalışıyor bunlar bana. Ara ara geliyor. Tek tük geliyor. Devamlı bitirmiyor... E işini. Tamam. E sen niye kızının onunla... ...gittiğini düşünüyorsun? Ya o kendisi... ...dedi bana, anlattı. Ne dedi? Şimdi bizimkilerin de korkusu var. İlk, eş, ilk eşi... ...o Nurgül Emir'in velayetini... ...2017 yılında annesinin üstünde... ...ben baktım büyüttüm torunumu... ...annesinin üstten velayeti... ...nasıl çektiyse çekmiş. Kendi üzerine sahtelik yapıp... 2017'den bu yana çocuklar yurda düştü. Yani pe, ikinci babada girince evin içine gezdirdi bunları arabasına alıp okula götürdü. Orada burada polislik oldu. Eve geç geldiler. Geldikleri zaman böyle bir terbiyeli insan bir ahlaksız oldu yani böyle. İpe sapa gelmedi. Çoluk çocuk senle karışıyorsun bize demeye başladılar. Anneannesi olarak da. İkide bir polis alıp bunları şeye götürüyor. Anneanne size hakkınızda şikayetçi oluyor. Okuldan almış. Kırk gün okula gitmemiş çocuk. Nurgül Emir. Polis nereden girdi işin içine? Okuldan alıyormuş. Anneanne sizi bana da şey yapıyor bu çocuklar okula eve sokmayacaksınız. Koruma koruma veriyorlarmış. Biz de bilmiyoruz. Saf Safız yani. Annesine imza attırıp, bana imza attırıp, bir gün bir okudum. Yarıya kadar hakkımız için, benim için Konuşuluyor. Arka tarafı çocukların yurda gidilmesi içinmiş. Hep imza atmadım ben. Bunu yırttı hala. Olkan, Ama polis niye size öyle bir şey yapsın? Polis kim? Polis kızının arkadaşı mı? Bana orasını bilmiyoruz. Zaten sonra savcılıkta işimiz olunca ben dedi size nasıl güveneyim dedi. Dediler teba gelende isma, bir şey sütçü dedi ona. Kız kendisi yani ayrı tatlı. -ta. iyice karışık bu da yani. Çok, Polisliğe çok böyle bir sorma şey olsun. Yani. yani senin o zaman torunların sosyal hizmetlerde de olabilir. Yok, orada yok. Zaten yedi aydır bizde sosyal hizmetlerde yok. Onlar da beni arama geliyor. Hayır, senin kızın da zaten hani en son daha boşanmamış. Niye? Çatıcıya mı gönül vermiş yani? Gönül verme yok. Bunlara babası diyor ki... ...size diyor, şüpheli gösteriyor benim kızımı. ...yani nasıl yapalım, velayet değiştirmesi vardı o günün. Öyle olmaz, öyle olmaz. Avukatımızı şey, şey yapalım, Türkan Hanım karışacak bu işe. Öyle olmaz. Ay ben de eve gelen ustalarla hep kavga, hep dövüş. Burayı niye böyle yaptınız ya. niye, niye burayı Kendisi böyle yaptınız Hele geldi iki ay çatıyı yapmazsa ben onları çatıdan aşağı atardım yani. <laughs> Millet kaçıyor anam. <laughs> Anlamadım. Bende de para bittiği için uzatıyor biri yani. 150 lira bir parası kaldı, ben de bitirin alın dedim bu E bu sefer çocukları şey <laughs> yaptı, babası 10 gün içinde tutuklama kararı demiş. Şüpheli göstermiş benim kızı. Biraz